Ekmek yapmış gibi değil miyim şu anda? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yaza uygun olduğunu düşündüğüm bir makyaj ve saç yapacağız. Makyajda yani böyle fondöten kullanacağım. Normalde eğer cildinize güveniyorsanız, cildinizin güzel olduğunu yani pürüzsüz olduğunu düşünüyorsanız fondötensiz de bu işlemleri yapabilirsiniz tabii ki. Ama ben fondötenle hani kapatmamız gereken bir şeyler varmış gibi davranıp ki zaten hiç davet edilmemiş iki misafirim var yine. Yine kendilerini davet etmedim, geldiler. onları da kapatmış olacağız ince bir şekilde. Bu şekilde bir makyaj ve güzel bir yaz saçı yapacağız. Umarım şimdiden beğenirseniz hazırsak başlayalım. Saçımı arkada topladım, hazırladım bu şekilde. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Cildinizi arkadaşlar tabii ki kışın bile her zaman ama yazın özellikle nemlendirmeliyiz. Yani cildimizi neme ihtiyacı olduğunu unutmayalım. O yüzden böyle gün içinde nemlendirelim. Şu an benim cildim nemlenmiş durumda. Gayet bütün makyaja hazır. O yüzden nemlendireceğinizi unutmayın. Çünkü ne kadar kuru bırakırsanız cildinizi makyaj yaptığınız zaman o kuru cildiniz makyajı o şekilde atacaktır ve cildiniz kötü gözükecektir. Benim zaten halihazırda yüzüm gayet nemlenmiş. Bunun için kullandığınız nemlendiricileri kullanabilirsiniz. Ama nemlendiricinin arkasından hemen makyaja başlamayın arkadaşlar. Birazcık cildiniz onu emsin. Ben şimdi burada Flor Mar'ın Illumination Primer Makeup Base'ini kullanacağım. Bazımı yaptıktan sonra önce kaşlarımla ilgileneceğim ben arkadaşlar. Kaşlarımı genel olarak artık nasıl yaptığımı gördünüz. Çokça kez bunu çektim. Kısaca hemen söyleyeyim kullanacağım ürünleri. Ondan sonra hızlıca kaşlarımı yapayım. Zaten kaşlarımı az önce halihazırda kaş tarağıyla taradım. Ya da bu kalemin ucundakilerle yine bu şekilde tarayabilirim. Önce pastelin eyebrow pencil'la yani kaş kalemiyle numarası artık çıkmış. Arkadaşlar göremiyorum. Yani no yazıyor sadece. Yanında biri görüyorum ama sanki yanlarında bir şeyler daha var. O yüzden göremiyorum. Şu şekilde pastelin kaş kalemi. Bununla ilk önce kaşımın nasıl gözükmesi istiyorsa onu çiziyorum. Daha sonra Flor Mar'ın kaş pomadıyla kaşlarımın içini dolduracağım. M103 bunun kodu. Ezberi biliyorum aslında, bakmama gerek yok. Zaten bununki de çıkmış artık. Ama M103 arkadaşlar ve bir kaş fırçası ile boşluklarımı çizdiğim, az önce kalemle çizdiğim yerde kalan boşlukları dolduruyorum. Kaşlarım hazır. Şimdi size önce bir görsel göstereceğim. Fondötenime geçeceğim. Fakat fondötenim şu şekilde Color Trend kutusu içinde. Fakat bu içindeki MAC'in iki tane fondötenin karışımı. Eğer bir Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Şu şekilde iki fondötenimin dibinde kalanları bir pipet yardımıyla çıkarıp bunu aldım. Buradaki fondötenlerden biri 20, biri 21 kodlu arkadaşlar. Biri normalde benim kışın kullandığım, biri ise yazın çok bronzlaştığımda kullandığım bir fondöten. Ve bu zamanlarda daha yeni bronzlaşmaya başladığım zaman ikisini karıştırarak normalde kullanıyorum. Diplerinde kalanları pipetle çıkarıp buraya aldım. Daha sonra Beauty Blender'la iyice bunu dağıtıyorum. Şimdi kapatıcımı uygulayacağım. Bu MAC'in arkadaşlar Pro Long Wear Concealer'ı. Bir kodu var mı diye bakıyorum.
NW20 bu da. Alnıma da birazcık şöyle süreceğim. Çok hafif de burnumun üstüne geçeceğim. Yine Beauty Blender'ımla bunu da dağıtıyorum. Şu kısımları gördüğünüz gibi bir bırakacağım. Öyle iyice sürdüğüm yerlere dağıtıyorum. Daha sonra Beauty Blender'ımın diğer tarafını çevirip bu sefer fondötenle denk geldiği yerleri iyice karıştırıyorum. Şimdi MAC'in transparan pudrasını kullanacağım. Bu medium arkadaşlar. Transparan pudrayı şu yüzden kullanıyoruz burada. Bu transparan pudra olmak zorunda değil. Kullandığınız bir pudra varsa o da olabilir. Yani eşitleyebileceğini düşündüğünüz. Yaz aylarında tabii ki hava sıcak, terliyoruz. Ve fondötenimiz ıslanabiliyor, çıkabiliyor, akabiliyor. Fondötene göre ve sizin cildinize göre değişir. Amaç fondöteni sabitlemek, pişirmek dediğimiz mantık aslında bu. Bol bol birazcık bıraka bıraka şimdi yayacağım. Daha sonra onu süpüreceğiz. Aşırı sarı bir pudra kullanmayın tabii ki, özellikle göz altlarınızda. O yüzden ben biraz transparan bir pudra kullanıyorum ki fondötenimin veya kapatıcımın rengini çok fazla değiştirmesin diye. Şimdi bu pudrayı iyice hem fazlalığı alıyorum hem de iyice yüzüme dağıtıyorum. Şimdi MAC'in bronzer'ını kullanacağım arkadaşlar. Bunun adı Delphic diye geçiyor. Delphic öyle bir şey. Şöyle bir tonu var. Genişçe bir fırça yardımıyla bronzer'ımı alıyorum. Normal şartlarda kontür yapacağımı düşündüğüm alanlara, elmacık kemiklerime, şakaklarıma ve saç diplerime doğru gezdiriyorum. Şu anda görüntü bir karışık bir açılıyor arkadaşlar. Tamamıyla yine gün ışığında video çekmemle alakalı bir durum. Bir yağmur yağıyor, dışarıda bir güneş açıyor. Anlamadım. Buralar havaları sorgulamak zor. Kiko'nun aldığını kullanacağım şimdi. Color Blush şekline geçiyor. Kodu ise Smart diye düşünüyorum. Smart'tan başka bir şey yazmıyor çünkü arkasında. Yanaklarımın üzerine. Benim yazın en çok kullanmayı sevdiğim tonlar bunlar. Şeftali tonları. Hafif pembe, hafif turuncu. Ben burada yine fırçama allık alıp hafif burnumun üstüne sürmeyi çok seviyorum. Şöyle ucuna doğru. Sanki böyle çok güneşte kalmışım. Yani hafif bir burnum yanmış gibi. Bana çok doğal gözüküyor. O yüzden şöyle burnumun ucuna da hafif bir pembeleştiriyorum. Flormar'ın Pro Strobing paletini kullanacağım. Ben şu açık tonu kullanacağım şimdi. Eğer çok daha bronzsanız şu tonu da kullanabilirsiniz. Sürdükten sonra şöyle Beauty Blender'ımla bir üstünden hafifçe geçiyorum. Amaç onu tene yedirmek. Yani çok pudra gibi böyle dışarıda durmasın, uçuşmasın diye.
Ama çonu birazcık sabitlemek aşağıya. Burada ben sadece rimel kullanacağım. Volümü yüksek bir rimel kullanacağım. Ama isterseniz siz takma kirpik de takabilirsiniz. Gözlerime hiçbir şey yapmıyorum. Böyle ıslak, parlak, doğal bir görüntü, doğalımsı bir görüntü oluşturmak amacım. O yüzden takma kirpik takmıyor veya göz makyajı yapmıyorum. İşte kaşlarımı bir tarayacağım. Pudra gelmiş üstüne. Flormar Double Effect maskarasını kullanıyorum burada. 1 ve 2 şeklinde. Biri daha uzun gösteriyor, biri daha dolgun gösteriyor. Öncelikle birinci kısmını açıyorum. Bilmiyorum duyuyor musunuz ama şu anda dışarıda şey sesi var. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı kilim kenarına. Çok hoşuma gidiyor bunlar ya. Alt kirpiklerime de sürüyorum. Alt kirpiklerime sürdükten sonra ikinci numaraya geçiyorum arkadaşlar. Step 2'ye. Onu sadece üst kirpiklerime kullanacağım. Ve son olarak X-Matte'in Lotra kodlu rujunu kullanacağım. Ve makyajım hazır arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim dedim sizlere. Duru, güzel, yaz için böyle fresh, hafif ıslak görünümlü, hafif biraz parlak. Ki en sevdiğim o parlaklık zaten. Şöyle hareket ettirince. Bir makyaj yapmış olduk. Gelelim saçımıza. Şu şekilde maşamı ısınmaya bıraktım. Brown Satin Hair 7 kullanıyorum arkadaşlar ben. Yanlış hatırlamıyorsam 32'lik olması lazım maşasının. Şöyle bırakalım. Saçımı ikiye ayırdım. Şöyle şu hizalardan bu kısmını yukarıda topladım. Önce aşağıya yapacağız. Daha önce bu saçı yaptığımı aslında görmüş olabilirsiniz. Çünkü bazı videolarımda kullanıyorum. Bir kere daha nasıl yapıldığını da anlatmıştım. Bu sefer daha kısa bir saçım var. Daha kısa bir saçta uygulayacağız. Bu saçta dikkat etmeniz gereken önemli şey her saça her aldığınız tutama daha doğrusu aynı yöne değil. Bir yüzünüze doğru çeviriyorsanız bir arkanıza doğru çevirmeniz lazım. Bir yüzünüze bir arkaya, iki yüzünüze bir arkaya şeklinde devam edebilirsiniz. Bir de bitireyim daha göstereceğim. Isınmış maşamız. Mesela şuradan başlayalım. Ben mümkün olduğunca yüzümün direkt çerçevesine denk gelen saçları arkaya yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Maşamı aldım. Saçı iyice sıkıca çevirdim. Şu ucunu koymuyorum. Ucu elimde bu şekilde tutuyorum. 4 değil 8 arkadaşlar. Unuttum. O diğeri içinde. O kadar çok saçla ilgili şey yapıyorum ki kendim için. Unutabiliyorum. 8'e kadar sayıp bıraktım. Bu arada tabii sizin kullandığınız maşanın ne kadar ısındığına göre de değişir bu 8 oranı. Yani şu şekilde bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Onu düşünün. Bunu bu sefer mesela yüzüme doğru yapalım. Bu tarafa doğru çeviriyorum. Ucunu tuttum. Ucunu çevirmedim. Şurada elimde duruyor. Şimdi alt kısım bitti. Şu an çok fazla dokunmuyorum. Birazdan zaten onları dağıtacağız. Şimdi üstü açalım. Saçı bu şekilde dağınık bırakıyorum. Parçalara ayırmayacağım arkadaşlar. Çok düzgün bir şey yapmayacağım. Yani elime geldikçe belki bu altlardan da gelecek o sırada. Belki burayı tuttuğumda şuradan da bir saç alacağım. Hani karışık yapacağım ki daha böyle yani
sanki daha kendiliğinden olmuşmuş gibi olsun diye istiyorum. O yüzden parça parça bu tarafa alıp aynı şekilde burada da aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi bütün saçı dalgalandırdım. Elimi araya sokup iyice hepsini dağıtıyorum şu anda. Şimdi Swarovski'nin Tuff saç spreyini alıyorum. Bu ultra güçlü, yani 4, volüm 4 olarak geçiyor bu. Bunu alıyorum. Öncelikle bu ucunda olabilecek fazlalık için dışarıya bir sıktım. Daha sonra saçı şu şekilde kaldırıp şuradan, çok yakın değil. Amaç biraz volüm vermek. Ve saçlarımız da hazır arkadaşlar. Bunu isterseniz böyle dağınık bırakın. Birazdan birazcık daha inecektir. Şu an biraz fazla kabarık gözüküyor. Ama birazdan biraz daha inecek. Ya da isterseniz şu üst kısmını alıp şöyle çevirip şuradan topuz da yapabilirsiniz. Bence o da çok tatlı duruyor. Şöyle isterseniz böyle açıkta bırakabilirsiniz havalı şekilde. Ben böyle saçlar yaptığım zaman saçı normalde ayırdığım yerden daha geniş bir yerden ayırmayı seviyorum. Ve son görünüşümüz bu şekilde arkadaşlar. Böyle hoş bir saç yaptık. Bayağı da aslında kısa sürüyor bu saçı yapmak. Çünkü alıp 4 saniye, 8 saniye, artık sizin saçınıza da bağlı tabii bu. Bekletip bekletip hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. İkiye böldüğünüz zaman çok daha hızlı oluyor ki benim saçımı daha önceki boyama videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler ki göründüğü gibi değil, aşırı gür saçım var, aşırı fazla saçım var. O yüzden bayağı uzun sürer ama bu işlemlerde kolay oluyor. Sprey sıkıp sıkmamak tabii ki sizin tercihiniz. Ama spreyle ben yani bugün bu şekilde kullanıyorsam, akşamüstü yaptıysam yarın da bu şekilde şuradan bir toplayıp kullanıyorum. Makyajımız da çok fresh oldu. Artık biz bu saçımızı yaparken zaten makyaj iyice oturdu. Çok fresh oldu, çok duru gözüküyor. Çok doğal gözüküyor. Ben yazın bu şekilde günlük makyajımı, saçımı yapmayı tercih ediyorum. Saçımı çok fazla evet her gün yapmasam da makyajımı mümkün mertebe bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Sizin de yazın kullandığınız günlük makyaj rutinlerinizi, pratik bilgilerinizi aşağıya yorum bırakırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, beni Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.